Muhabbet ince bir yoldur. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Kabül Ahbar Hazretleri, Hazreti Ömer'e, Ey emirül müminin, Allah'tan korkan bir kimsenin amelini yap. Kıyamet günü yetmiş peygamberin yaptığı amelle gelsen, orada gördüklerinden dolayı amelini yine az görürdün, dedi. Bunları işiten Hazreti Ömer düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman bize nasihat et dedi. Kabül Ahbar Hazretleri, Ey Emirül Mü'minin! Şayet cehennemden doğuda çok ufak bir yer açılsaydı, batıdaki adamın beyni kaynar, sıcaktan erirdi dedi. Bunu işiten Hazreti Ömer çok ağlayarak, Devam et ey Kâb dedi. O da buyurdu ki, Ey müminlerin emiri! Kıyamet günü cehennem öyle şiddetlenir ki, mukarreb melekler, peygamberler ve bütün herkes dizüstü çökerler. Bütün peygamberler, Ya Rabbi, bugün nefsimi isterim diyecekler. Sadece Resulullah Efendimiz, Ya Rabbi, ümmetimi isterim, başka bir şey istemem diyecektir. İşte bu azaptan kurtulmanın çaresi, kurtulanları sevmektir. Peki muhabbet, yani sevmek nedir? Ben bir kimseyi çok seviyorum denir. Bu sevgi gerçek mi değil mi? Yani kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bunun iki alameti var. Bu iki şart varsa doğru söylüyor, eğer bu iki şart yoksa yalandır. Birincisi, eğer seviyorsa onu sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez ve onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Buna hubbi fillah, budu fillah denir. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor, ona isyan edenlerle dost oluyor, muhabbet besliyor. Bunun Allah'ı seviyorum demesi yalandır. Ben Resulullah'ı çok seviyorum diyor ama Resulullah Efendimiz'i inkar eden, hatta peygamberliğini kabul etmeyenle münasebet kuruyor onunla dost olanın Resulullah'ı seviyorum demesi yalandır. Bir kimse de ehl-i sünnet alimlerini, hocamı çok seviyorum der de, onların düşmanlarıyla dost olursa, bu nasıl sevgi demezler mi? Yol ikidir. Allah var, bir de düşmanı var. Allah'ın dostu olan dostlarıyla beraber olur. Hem düşmanlarıyla beraber olmak, hem de aşk ilan etmek kadar yanlış şey olmaz.'' Bu iki yüzlülüktür. İkincisi sevginin şartı itaattir. İnsan sevdiğine itaat eder. Allah ve Resulünü seviyorum diyen kimsenin sözünde samimi ise Allah ve Resulüne itaat etmesi gerekir. Demek ki muhabbet ince bir yoldur. Böyle gözü kapalı gidecek bir yer değildir. Muhammed aleyhisselama zerre kadar tabi olmak, bütün dünya nimetlerinden ve bütün ahiret lezzetlerinden daha makbuldur. Bütün dünya nimetleri bir tarafa, ona tabi olmanın zerresi bir tarafa. Bütün cennet nimetleri bir tarafa, ona bağlılığın, ona muhabbetin zerresi bir tarafa. Yani bu daha ağır gelir. Onun Allah indinde makbuliyet derecesi böyledir. Kıyametteki pişmanlık Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, kelime-i tevhidi söyletmek için milyonlarca mümin şehit düştü. Bu kelime-i tevhidi söylememek için milyonlarca kafir cehenneme gitti. Çünkü kelime-i tevhid hakla batılı ayırıyor. Asırlardır Müslümanlarla kafirler arasındaki savaşların sebebi sadece budur. Söyleyen şehit oldu, söylemeyen cehenneme gitti. İnsan bir daha dünyaya gelmeyecek. Bu son vadedir. Bundan sonra bir daha fırsat yoktur. Kıyamette herkes pişmanlık duyacaktır. Dünyada pişmanlık nimettir fakat oradaki pişmanlık felakettir. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Elbette bir an boş geçirmez, hep ahireti için çalışırdı. Günah işlemezdi, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allah'a iman etmeyenler, peygamber efendimizin getirdiklerine inanmayanlar, beğenmeyenler, din-i İslam'ı kabul etmeyenler cehennemde feryat edecektir. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Hiç günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyecekler. Onlara siz zaten oradan gelmediniz mi denilecektir. Mübarek bir zat, bir Müslümana ait kabrin önünde durup, talebelerine sorar. Bu kabirdeki kişi, tekrar dünyaya gelse, sizce ne ile uğraşır, ne yapar? Talebenin birisi, elbette sürekli namaz kılar der. Diğer biri de, devamlı oruç tutar der. Bir diğeri de, İslamiyeti yayar der. Her talebe, faydalı bütün işleri sayar. O zat buyurur ki, doğru söylüyorsunuz. Ancak bu mezarda yatan kişinin dünyaya tekrar geleceği şüphelidir. Sizin oraya gideceğiniz ise kesindir. Yani siz de onun gibi öleceksiniz. O halde neden şimdi bu söylediklerinizi yapmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Onun kaybettiği fırsatı siz bir ganimet bilmelisiniz. Yarına bırakmadan bu faydalı işlerle uğraşmalısınız. Peygamber Efendimiz de bu dünyada garip gibi yaşa, yolcu gibi ol ve kendini ölmüş kabul et buyuruyor. Çünkü bir gün mutlaka öleceğiz. Muhakkak olacak şeyi şimdiden oldu bilmeli. Öldükten sonra pişmanlık, ah demek, yandım demek fayda vermeyecek. Şimdiden ona hazırlanmakta fayda var. Onun için şimdiden kendimizi o kabir ehlinden kabul etmek ve ölmeden önce uyanmak gerekir. Yine Peygamber Efendimiz şu kişiye şaşılır ki o dünyanın peşinde ölümde onun peşindedir buyurdu. O halde nasihat olarak ölüm yeter hadisi şerifini de düşünerek ölenlerden ibret almaya çalışmalıdır.